Yani şimdi hepimiz böyle işimiz ve ilgi alanlarımızdan dolayı hayatımızın önemli bir bölümünü böyle mekanlarda geçiriyoruz. Yani hazır bir muhatabı da varken dinlediklerini hayata geçirebilecektik. Sizler için gittiğiniz mekanlarda en böyle önem verdiğiniz, hani kafadan notu kırdığınız ya da içinizi ısıtan şeyler var mı böyle paylaşabileceğiniz? Mutlu olduğumuz şeyler var. Aynıysa. Ne mesela? Ha, değişmiyorsa. 5 yıl önce yediğin şey. Evet. Aynıysa. Damak hafızan ya da o hizmet hatırlıyorsan ve aynıysa kıymetli yani. Ya bu Türkiye'de en kıymetli şey. Tutarlıdır. Evet. Ama bir yandan da hep aynı şeyler var menüde diye yakaran müşteriler de var. Peki, menü aynı olabilir, içerik aynı değil. Yani şu mücveri evet. Ne tavsiye ediyorsun yani. İkinci gittiğinde hani, aynı tadı alamıyorum. Hele ben bir de yani onunla ilgili televizyon programı yaptığım için bana geri dönüşüm şu yani. O ham maddeden tamam, mi oluyor? Tamam, ben sizi oradan hatırlıyorum. Geldiğimden beri nereden hatırlıyorum, nereden hatırlıyorum? Şu anda televizyon programı deyince Haliç'te bir program yapmışsınız. Çok geldi. Haliç'te teknede yapmışsınız, onu seyretmiştim. Oradan şu anda bir anda uyandım. Sarmada. Pardon, lafınızı böldüm, kusura bakmayın. Yok ya, yani tutarlılık bir kere şey, servis bence çok önemli bir şey aslında. Hani oturuyorsak, yani evimizde yemiyorsak, dışarıdıyorsak bunun bir nedeni var. Yani görülüp görülme gibi Türkiye'de hani öyle bir neden de oluyor ama hani dışarıda oranın atmosferi için de yiyorsun. Sonra bir servis durumu bütün her şeyi değiştirebiliyor. Yani kurumsal, yani siz ne kadar işinizi, yemeğinizi iyi yaparsanız yapın bir servis elemanının negatifliği aynı götürüyor. Ya da tam tersi değil mi? Ya da bir yedisizliği. Çünkü servisi bir meslek olarak görmek daha hala yok. Bu kadar yemek gelişti Türkiye'de diyoruz ama hani okullarla hala bunun okulu yok ki aslında. Evet, evet. Yani gastronom, bugün Türkiye'de gastronom okulları var, çokça var ama hala bunun servis tarafıyla ilgili otelcilik okullarını saymıyorum artık. Yani orada onların hani miadı ne yazık ki doldu. Var mı bilmiyorum bile. Yani biz artık öyle otelcilik okullarında... O işin zaten oksimoron kısmı var. Herkes şef okulu okuyor. Bunu kim servis yapacakla ilgili herhangi satın almaya kim şey bakacak? Yani. Ya servisi de geçtim. Satın almaya kim bakacak? Gastronomi zaten ayrı. Ben hocam ama sizin dediğiniz tarafta çok büyük sıkıntı var. Yani hani biz mesela kendi için kendimizce yapmaya çalıştığımız şey gerçekten hani insan kaynakları departmanı bizim en hızlı büyüyen departmanımız şu anda. Ve onlarla yaptığımız çalışmalarda hani hep eğitim, aidiyet ve bunların laf olsun diye değil, gerçekten içleri hani dolu dolu bu arkadaşlarımızı eğitmeye, öğretmeye, aidiyet hissiyle ve önemlerini anlatmaya aslında. Hani şu dediğiniz şeyler o kadar hani doğru ki peynir ekmek verirsiniz yeri geldiğinde müşteriye ama o kadar mutlu olur ki onu veriş şeklinizden hakikaten çok kıymetli ve bizim de en çok zorlandığımız aslında alan. Yani şöyle bir şey, siz eğitiyorsunuz, öğretiyorsunuz, anlatıyorsunuz buranın kimliğini de belki. Sonra başka bir taraf, 3 kuruş daha fazla vereyim, bana gel diyor, gidiyor. Yani bunu işte bir meslek ya da ileride bir kariyer şeyi olarak görmedikleri için orada çok... Bu vizyonu vermeye çalışıyoruz biz de aslında o eğitim sürecinde. Ve sürekli devam eden eğitimler onlar. Daha çok hani bunu gerçekten kariyer, yani eğitim de değil sadece, kariyer planlamalarını yapıyoruz ve gerçekten hani bunu bir meslek olarak seçmeleri yönünde çaba sarf ediyoruz. Bu arada çünkü hakikaten de çok kökeniniz self-service aslında değil mi? Tabii siz tabii. Biz de bu yapıyla 2012'de tanıştık. Aslında hani başta çok ciddi öğrenciydik bu anlamda. Çok da gol yedik. Tam kelimenin karşılığı. Çünkü yıllarca yani orada işte babamla da küçük atış, küçük değil aslında, bayağı koca koca atışmalarımız oldu. Self-servisten masa servisine geçmekle ilgili. Çünkü o akabinde bir sürü şey geçiriyor. Yani ben bu yemekleri serviste yapamazdım. Bu menüyü de gerçekleştiremezdim. Masa servisine geçtiğinizde önce etrafta kim varsa onu hani alıyorsunuz ve siz de öğrenmeye başlıyorsunuz. Ondan sonra marka kimliğinizi, beklentilerinizi, müşterinizin sizden beklentisini oturtmaya çalışıyorsunuz. Ama en çok zorlanılan kısım gerçekten o yani. O zaman şey, yani
kesinlikle katılıyorum o istikrara. Yani lezzette, hizmette, içerikte, sunumda. Bu arada şey istikrarla iyi hizmet de aslında çok birleşik kavram değil. Yani bazen o ikisi birleşirse zaten o mekan tabii. Yani sonsuza uzar. Ama